Kazanları abi öyle de, abi bak geçen iki tane büyüğümüz var, amcamın hanına da soruyor, Cemal diyor lan. Şimdi Cemal Özdemir diyor, sıra Cemal Özdemir de sıraya girdi. Sıraya girdi, ona geldi. Ondan sonra? Ondan sonra işte nazik yapalım. Spor başında yok erkekler de. Erkeklerden var. Alif senden yaşlı. Küçük sen. Çok küçük. Çok küçük. Güzel. 60 veya 62 dolar. Onun bir ablası var bana. Selamünaleyküm. Sağ ol. Allah razı olsun. Ben şimdi tabii şey olarak o da ya insan kendileri gelirse korkuyor. Sen beni daha da boğulur nasıl ya? Ya bu hayat hani ben dedemim şimdi dün dedi ki bunlara kayınbabanın asya arasın. Ya o değil ki benim kayınbabamla daha geçtiriyor. Çok aziz Taşoğlu hemşehrilerim. Tabii şu an belediye başkanlarım burada. Bir kısım muhtarlarımız burada. Taşoğlu'muzun insanları burada. Buraya bugün mahalle seçimlerinden dolayı da her parti olsun veya partinin içerisinde aday adayları ne yapıyor? Aday olmak, o belediyeye hizmet etmek, o bölgedeki hemşerilerle bütünleşmek ve bundan sonra da bir 5 yıl hemşerilerinden icazet. Yani nedir? Belediye başkanlığı
bekliyorlar. Tabii bu önce demokrasi gereği yapılacak olan belli. Seçim zamanı malum başvurular yapılacak. Başvurularla beraber kanuna uygun olarak herkes seçim kuruluna da başvuracak. Seçim zamanı da seçime girerek bu imkanlarını vatandaştan seçim sandığından alacak. Cenab-ı Allah bana 94'ten 2014'e kadar, 14 olmadı ama olmak üzere 20 yıl önce nasip etti ve bugün artık şu an başvuracağım ilçemizin AK Partisi'nden aday adayı olarak ben de tahammülleri yerine getirmek istiyorum. Onun için de tabii ki ben belediye başkanıyım. Belediye başkanı olduğum için önce belediyeyle bu işe başlamamın gerektiğini herkes kabul etmeli. Diğer arkadaşların böyle bir şansı yok. Çünkü belediye başkanı şu an hali hazırda biziz. Görevi ama bize gelen nasip olur. Ama bir başkasına nasip olur ona devredene kadar. Belediye başkanlığı bize şu an verildiği için biz de kanunu süre içerisinde hem siyaset hem hizmet hem de sizlerle beraber olmaya devam edeceğiz. Tabii ki siyaset Türkiye'nin 81 ilinde olacak. Şu an malum bildiğimiz belediye başkanları, il genel meclis üyeleri ve muhtarlar, belediye meclis üyeleri değişecek. Bu da 2014'ün Mart ayının son pazarı. Anayasa gereği bu. Bundan dolayı biz de bugün sizlerle beraber olarak böyle bir toplantı düzenledik. Toplantıdan sonra teamül gereği ben ve benimle gelen arkadaşlar partiye geçeceğiz. Partide de gereğini yapacağız ki istenen form olsun, diğer evrakları ilçemizin yönetimine vermek zorundayız. Bu da bizim şu anki yapacağımız bir durum. Tabii bunlarla beraber biz 5 sene yaşadık. Daha önce 10 sene yaşadık. Ve bunların da bir olumlu olumsuz faturaları var. Olumlu faturaları da, olumsuz faturaları da sizlerin taşımanın gözlerinde oldu. Bir kere şunu kabul etmek lazım. Taşova 10 bin nüfuslu bir ilçe. Zaten geçmişte neydi derseniz 15.556 idi ben bıraktığım zaman ama o zamanki nüfusumuzun büyük bir kısmı o zamanki standartlar içerisinde fazlaydı. Çünkü yapılacak olan iş neydi o zaman? Fazla yazılan nüfus senin nüfusun. Bundan dolayı da biz de ilçelerde küçük kasabalarımız, ilçelerimizde nüfusunu fazla yazdırarak iller bankasından hisselerini böyle almanın yolunu yüklüler. Biz de böyle yaptık. Tabii TC'ye göre malum Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık numaramız var. Bu numaralara göre yazıldığı zaman da artık hane hane, hanede oturanların üzerine eskiden 10 tane hane yazsak bizim şey demiyoruz ama şimdi ikinci hane yazmak öyle kolay bir şey değil. Bundan dolayı biz nüfusumuz elde olmayan sebeplerle, bundan dolayı daha doğrusu Çaydibi'de bir belde olarak, o zaman belediye olarak bize bağlı olmasına rağmen ben devraldığımda 10.700'dü. Tabii Çaydibi vatandaşımız artık köy diyeceğiz. Çaydibi köyümüzün insanları ayrılmayı istediler ve ayrıldılar. Tabii onların birleşmeyle beraber bize gelen 11 tane personeli, Çaydibi'nin borçları, Çaydibi'nin alacakları diğerleri yok ama borçları hepsi biz belediye olarak devralmak zorundayız. Almak zorundaydık. Onu da kabul edin. Çünkü o gün çıkan kanunda öyleydi. Birleşen belediyenin borçları, alacakları, menkulleri, gayrimenkulleri, işte araçların hepsi o belediyeye dahil olduğu için bize de bunlar dahil oldu. Fakat tabii Çaydibi'den ayrıldı ama personeli ayrılamadı. Personel şu an bizim. Bir nüfusumuz gitti. Onların parası da ister istemez. Şu an İller Bankası tarafından bize gönderilmiyor. Ondan dolayı da bin de böyle bir zararı uğradık. Tabii 15.556 nüfusun şöyle baktığınız zaman 6.000 gibi büyük bir rakamın Taşova Belediyesi'nin bütçelerle gelirinin de azaldığını görüyorsunuz. Bunlar elde olan bir şeyler değil. Bunun önüne öyle ben geçerim demek de kolay değil. Bunları da sizin takdirinize sunacağız. Bunlar spekülasyonlara da mutlaka olacak. Çünkü belediyeler veya hükümetler hep spekülasyonlar üzerine veya değişik şeyler üzerine gittiği için
sürekli buna benzeyen propagandalarla karşı karşıya kalacağız. Bunlara da cevap biz vereceğiz. Dilimiz döndüğünce veya bilgilerimiz çerçevesinde şunu kabul etmek lazım. Bir ilçede 3 defa belediye başkanı seçilmek kolay bir şey değil. Ben bana bunu bu görev gayet gören taşralarımızın bütün insanlarına hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum. Çünkü 3 defa seçilmek yine büyük olay. Cenab-ı Allah tabii nasip etsin isteyenlere. Tabii insanlar da bu görevleri aldığı zaman inşallah bulundukları belediyeye en güzel şekilde hizmet etmeni gereğini yerine getirsinler diyorum. Çünkü bura bir emanettir. Burası bir hepimizin kamunun malı olduğu gibi halkın da malı olan bir yer. Ve böyle bir yerde insanlar ne yapacaklardır? Hep gözü burada olacaktır. Tabii zaman içerisinde Türkiye'nin değişen her türlü ekonomik, sosyal veya kültürel konjektürüne göre de ne yapılmıştır? İnsanlar ister istemez taşovamızı terk etmek zorunda kalmıştır. Veya doğuyu özellikle terk ederek bugün insanlarımızın büyük bir kısmı büyük şehirlere göçtüler. Sebebi belli. Geçim. Yani iş. Ne yapacak insan karnını doyurmak için yapacağı bir şey yok. Ne yapacağız? Hepimizin çocuğunun ancak dışarıda iş bulduğumuz yerde istihdam edeceğiz. Bugün taşımamızın hangi köyünde, mezrasında, merkezinde olursa olsun şu bir gerçek ki hepimizin İstanbul'da veya dışarıda bir çocuğu, bir kardeşi, bir yakını var. Hatta büyük bir kısmımızın Avrupa'da, dünyanın çeşitli yerlerinde de var. Bunları zaten siz hepiniz yaşıyorsunuz. Ben şunu sorarım bazen, İstanbulluyum diyen adama derim ki İstanbul'un hangi ilindensiniz? Çünkü 10-15 milyon yakın insan yaşıyor. 81 ilimizin her ilinden İstanbul'da insan var, bir yakını var. Mahalleler böyle oluşmuş. Ama biz tabii bu dönüş içerisinde, bu durum içerisinde ilçe olarak Taşova'da tabii ki her zaman için zamanı gelince herkes kendine göre partisinden aday olacak, parti taraftarıyla, diğer şekillerle de yarışmaya girecek. Fakat yarışmalar ufak yerlerde biraz fazla acımasız, biraz fazla kindar veya seçimlerden sonra şunu yapıyor, bir sürü küskünler, bir sürü dargınlar, bir sürü klikler ortaya bırakıyor ve bunlar da hiçbir zaman soğumayan, hiçbir zaman değişmeyen bir olaylar çerçevesinde bir 5 yılı yeniden başlatıyor. Seçim bugün biterse, ertesi gün yeniden 5 yılın sonrasının seçimlerini başlatıyorlar. Bu bir ülkede biraz demokrasinin oturmadığını, henüz demokrasinin hazmedilmediğini veya bu ülkede bu şeylerin daha çok olacağının göstergesi. Zaten ekonomisi iyi olan insanlar bunun içerisinde değil. Daha ziyade baktığımız zaman çocukları, kızları, işsiz olanlar veya buna benzeyen insanlarımızın çoğunluğunun bu iş içerisinde fazla yuvalandığını siz de görüyorsunuz, biz de yaşıyoruz. Bundan sonra da Türkiye ekonomisi artık tamamen düzelmediği sürece bu iş böyle devam edecek. Bunu ben değiştireyim diyen bir yiğit kim olsa olsun yok. Var öyle bir yiğit çıksın, Türkiye'de şey yapsın. Ben hiçbir zaman aday olduğum zaman 94'teki geldiğim neyse şimdi de aynı. O zaman da insanlara yalan cennet vaat etmedim. Şimdi de vaat etmeyeceğim. Daha önce de vaat etmedim. Neyse imkanları Taşova Belediyesi'nin veya şu an bu bulunduğumuz ortamın ona göre işlerin yapılacağını hep söyledik. Fakat şu bir gerçek ki ben 84-94 arasında rahmetli Nihat Yıldırım'dan aldığım belediyeyi 10 yıl elimden geldiği kadar en iyi şekilde korumaya çalıştım ve korudum. Koruduğuma da inanıyorum. Ve 125 kişiyle en az 200'e yakın dükkan kirayla 15.500 nüfusla bıraktığım zaman belediye yeni geldiği zaman bana öyle gelmedi. 10.700 nüfus, kiraların %90'ı gitmiş, bir kısmı gayrimenkule satılmış ve böyle bir belediyeyle dev aldım. Çay dibi birleşmiş, bunu da kabul etmek lazım. Bıraktığım zaman 300 bin lira civarında, bunun civarıyla 300 bin lira, bunun civarıyla 300 bin lira civarında bir para, borç bıraktığım zaman bugün aldığım zaman geri ne yazık ki öyle bir belediye devralmadığımı sizler çoğunuz biliyorsunuz. Zaten belediye olarak İller Bankası'nın yaptığı yatırımlar olsun, diğer yatırımlar olsun, hepsi bu belediyenin bütçesinden çıkıyor. Belediye bütçesi karma bütçe. İller Bankası parasıyla sudan, şuradan, buradan gelen paralardan oluşan bir bütçe ve bulunan belediyenin bütün sistemi dönüyor. Ve bundan dolayı yapılan bütün yatırımlar, yapılan bütün harcamalar buradan oluyor.
bu işin içerisine giren insanlar bunları iyi biliyorlar. Tabi aramızda belediye başkanları var, belediye meclisleri var. O abilerimiz, arkadaşlarımız ve onlarla yakın olanlar bunları biliyorlar. Ama onun dışında içine gelen gelmeyen duruma göre bu şeylere çok değişik spekülatif dedikodularla veya iftiralarla veya değişik durumlarla olabildiği kadar şişirmeye, pişirmeye veya kendilerine göre ortaya bir şeyler söylemeye çalışıyorlar. Ama şu bir gerçek ki, benim devraldığım belediyede ben 162 kişi devraldım. 180 tane hizmet alanı vardı. Çaydivi'den 11 kişi gelmişti. 60 küsür de belediye de vardı, 267 kişiydi. 1 Şubat 2009'da 31 Eylül 2009 arasında 8 aylık bugünkü malum şirkete, bugünkü şirket olarak 1 trilyon 600 milyar lira para ödedildi. 180 tane bir hizmet alanı vardı. Geçmiş yıllara da alınan 4 ihalede alınan bu sonuçta biz Tuna İnşaat diye herkesin bildiği inşaata tam 5 trilyon 890 milyar lira bu belediyeden para ödedildi. Ve buna benzeyen her şeyler şu an bunların tabii hepsi belediyede evrakları. Bu konuştuklarımın hiçbir insanla hiçbirisi spekülatif değildir. Bu konuda bilgi öğrenmek isteyen bana gelebilir, muhasebe müdürüne uğrayabilir. Ama tabii usulü uygun olarak her türlü harcamanın ne olduğunu, söylediklerimizin karşılığını öğrenebilir. Ve terimlerin bugün ödemesini ben başlattım. Yani tamam, başka arkadaşımız etikleştirdi ama 5 yıl yakındır ben ödüyorum. Ve şu an başlayan hani son çalışmamız var. Bu da 20 yıl ödemeye tabi. 20 yıl arkadaşlar süre ödemeye süre tabi. Ve 5 trilyon 150 milyara bize para düşüyordu. 5 trilyon 150 milyar belediye. Bunun iki katı aslında baktığın zaman 10 trilyon 300 milyar lira. İşin şey tarafı. Fakat yarısını devlet karşıladığı için bize şu an 20 milyar. Yani her belediye hemen akabindeki ayda 20 yıla bölünerek ödemeler devam edecek. Bunlar bizim İller Bankası'ndan, hissemizden çıkacak. Bunlar devletin yaptığı yatırımlar belediyeyle ortak. Ama işin doğrusunu sorarsanız ben şunu söylüyorum. İşin doğrusu burada devlet yapması lazım. Taşo gibi yerlere su yapısı, kanalizasyon yapısı, buna benzeyen büyük parklar, ana yolların yapısını devletimizin çözmesi lazım. Yoksa belediyelerin yürüyecek mecali kalmıyor. Çünkü biz şu an belediyemizin personelinin maaşını ödeyecek duruma aşağıya düşme sonunda kalıyoruz. Çünkü gelirimiz belli, kesilen paramız belli. Aynı evimiz gibi belli. Yani şu an bir ufak, iki hanelik bir evle bir belediye, bir hükümetin durumu birbirine benzer zaten. Hepimiz aynıyız. Sonuçta böyle çalışmalarımızın devam ettiği böyle bir yerde ne yaptı? Durumlar böyle devam ediyor. Tabii spekülasyonlar, bunlar hepsi devam eden şeyler. Benimle ilgili, çevremle ilgili her türlü spekülasyonlar yapılıyor, yapılacak. Ben bunları hepsine saygıyla karşılıyorum ama ben şunu söylüyorum. Ben buradayım, çevrem de burada. Yapılacak o işlerin hepsinin elde bilgisi, belgesi varsa lütfen benimle ilgili ise savcılık burada, kaymakamlık burada, valilik orada, başbakanlığı da cumhurbaşkanlığı da. Oraya türlü benim bilgini verebilirler. Bunun hiçbir zaman şey yok, önünü kimse kapatamaz. Böyle bir durum da yok. Personelle ilgili böyle durumlar varsa bunların sorumlusu benim, yani belediye başkanıdır. Bunun da bilgisini, belgesini bana verir kişiler. Bunların sokakta söylenmesi beni burada icap ettirir. Basında bunların değişik şekillerde yazılması yazan kişilerin çok fazla kendilerine göre düşürdüğünü gösterir. Dikkat ederseniz ben 20 yıldır basında hiçbir zaman beyanat vermedim. İnternet sitelerinde de beyanat vermedim. Asla bir tane yazı yazmadım. Yazan varsa benim adıma yazmıştır. Ben kimseye benim adıma da yaz demedim. Benim adıma gördüğünüz hiçbir şeyin altına ben yazıp oraya girmedim. İnternet sitelerinde hiçbirine girmem. Taşo gazetesini de hiçbir zaman okumam. Çünkü taraflı bir gazete. Taraf olan bir gazetenin tarafsız olması beklenemez zaten. O yüzden de bu tür spekülasyonların hepsine buyursunlar, özürlü meydan diyerek buradayım. Eğer değişik dedikodularla üzerinde menkuller, gayrimenkuller, paralar, pullar olduğunu, değişik şeyler olduğunu iddia ediyorlarsa, ben huzurunuzda bunu 94'te de söyledim, şimdi de söyleyeceğim.
İnşallah bana Cenab-ı Allah da böyle bir görev şeyini nasip etsin. Benim her şeyim motive. Kim bir şeyimi öğretmek istiyorsa benimle ilgili şahsen, çocuğumla ilgili, kızımla ilgili, işlerimle ilgili, merhum ve yaşayışımla ilgili her şey ortada. Kim nerede ne istiyorsa onları da ben göstermeye hazır. İşte bu şartların olduğu bir yerde tabii ki ben çok şeyler duyuyorum. Oo falan falan evler, araba, şunlar bunlar. Arkadaşlar benim bir evim var aması da 16 ay yakında borcu var. İş Bankası'nda, İş Bankası'nın ipotekli. İsteyen gitsin baksın, İş Bankası'nın gündüz buradaysa orada söyleyeceğim, söylüyorum. Gitsin gitmek isteyenlere veriyorum. Oradaki borçlarımı da, diğer bankalarında, kooperatifinde de nerede yani söylediğim gibi hepsini hepinizin huzurunda ben bir hazırım. Yani 20 sene önce ne söylediysem, 20 sene sonra aday adayı yine olarak karşınızda yine söylüyorum. Yine söylüyorum ki bu şekilde ben hizmete layık olduğum 20 sene önce belediye başkanlığı, ondan 8 sene önce 86'da lise müdürlüğüne geldiğimden bugüne kadar tek amacım hizmet oldu. Lise müdürlüğümde, ortaokul müdürlüğümde, belediye başkanlığımda tek amacım hizmet olmuştu. Herkesle beraber olmak olmuştu. Halkımızla, İstanbul'daki derneklerle, buradaki derneklerle, buradaki vatandaşımızla ne kadar yapabileceksem onlarla beraber olmak, onların derdine çözüm getirmeye çalışmak olmuştu. Ama bunların hepsine benim çözümümü getirme imkanım yok. Ancak benim gücüm yettiklerine ben yardımcı olabilmişimdir, çözüm getirebilmişimdir. Yoksa böyle yalancı cemiyetler, yalancı beyanatlar, yalancı insanları ortalıkta laflarla, iş almakla, şunlarla bunlara kimse kandırmamışımdır. Bir kişiye söz verdiğimden geri dönmüşümdür. Onu da kendisine söylemişimdir. O da rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Onun dışında hiçbir seçim zamanında bana söz verdi, beni almadı diyen varsa buyursun şimdi de söylesin. Benim adıma söz verenlere ben demişimdir, söz vermeyeceksiniz. Ben yine aynı duygular içerisindeyim. Çünkü ben belediyenin durumunu biliyorum. Bu belediyenin şu an nüfusu 10 bin. 10 binlik belediyenin 100 kişisi fazladır. 90 kişilik belediye olması lazım. 10 kişi fazladır. Zaten 101 kişi fazladır. Şu an ben 130'a yakın insanlar burada karşınızdayız. Bunun ne kadar fazla olduğunu, 30 kişinin belediyede fazla olduğunu görün. Yapacak da bir şey yok. Gönlümüz tabii ki şunu istiyor. Belediyede değil de yatırımlarda, dışarıda böyle şeyler yapılsın. Ama şunu da hiçbir zaman unutmayın. Böyle işte ben yatırım yapacağım, fabrikalar kuracağım, şunları yapacağım. Arkadaşlar Taşova böyle orta ölçekli işletmelerin bir kısmına uygun bir ilçe, onun dışında hiçbir şey uygun bir ilçe değil. Ha ben buna uygun derim diyen adam, buyursun yapsın. Ben ona da terk edeceğim makamımı. Buyursun yapsın da. Ama ben fabrika kuracağım, nasıl kuracağını hiç kimse bilmiyor. Zaten iş, belediye iş kurmalı, belediye fabrika kurmalı. Belediye fabrika kurar. Ben şu an burada 3-5 tane kardeşimiz var. Bunların ben fabrika kuracağına canım gibi, adım gibi inanıyorum ama fabrika kurmak mesele değil ki. Ürettiğini mi yapacaksın? Ürettiğini kendin mi yiyeceksin? Bir fabrikanın üretim gücü var. Üretim gücünü alırsın, ondan sonra da satman lazım. İşçinin parasını vermen lazım. O sektöre döndürmen lazım. Taşoğumuzun dışarıda iyi bir yatırımcısı var mı? Yok. Amasya'mızın var mı? Amasya'mızın da yok. Değil ki Amasya'mızın anlaşandığı bir tane bürokratı var. TRT gelen bir İbrahim Şahin. Ondan başka bana varsa gösterin. İstanbul'da, Ankara'da, şurada, burada belediye başkanlığı yapan bir Taşoğlu varsa, bir adımcısı varsa gösterin. Ama İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Erbağlı. Adana Selam Belediye Başkanımız Erbağlı. İstanbul'da Sivaslılar, Giresunlular, her tarafın insanları belediye başkanı olmuş. Hepsi insanlarını bir şekilde şehirleştiriyorlar. Yatırımlara yardımcı oluyorlar. Bizim de yapmamız taşımalar olarak 40 derneğimiz var. İstanbul'da 3 tane ve 100 şehrimiz var, 3 tane. Birisi Ali Metin, birisi Seda Gülkal, birisi de benim şeyden, devreden bir öğrencim, şimdi ismi aklıma gelmiş avukat. Kendisi 3 tane öğrencimiz var. İkisi benim öğrencim yani şey bu şekilde bir Taşova'nın böyle Taşova'dan Taşova Belediyesi'nin üstünde böyle bir büyük beylolar kurmak, hayaller kurmak, Taşova Belediyesi efendim İstanbul Belediyesi gibi işte Erbaa Belediyesi gibi Amasya Belediyesi gibi diye hayaller kuranlar veya bunu böyle değerlendiren insanların yapacağı şu vardır. Hiç kimse olmasın bu bir aç tavuğun dar ambarında kendini hissetmesi gibidir. Aç tavuk dar ambarında hisseder kendisini. Öyle hisseden aday adayı da olsa, aday da olsa, taraftar da olsa,
Vekil de olsa, parti yönetimleri de olsa hayal kuralım. Taşova burada. Oturun taşova ile ilgili her şeyi yapalım. Şimdi kadar ben 3 tane belediye başkanı yaptım. Hangi siyasetçi, hangi efendim esnaf, hangi yatırımcı dışarıdan geldi de taşova'da ben bunu yapacağım dediğinde önünü ben kestim. Veya benim zamanımda biri kesti. Böyle bir kişi de varsa ben onu da bekliyorum. Olmadı. Ama laflar çok. Biz yapıyoruz, ediyoruz. Ben buradan vatandaşım. Bana gelecek bir şey. Böyle burada belediye başkanı kimse ona gelecek. Şurada gazeli okursa birisi, o gazeli herkes dinler. O gazeli sadece kişilere ilgilendirir. O gazeli okuyan insanlar akşama kadar türkü söylerler. Türkü söyleyen kişi kendini kandırır. Gerçekler ortada. Taşona gerçekleri de ortada. Erbaa da orada, Türkiye de orada. Türkiye'de %22'lerde işsizlik oranı. Türkiye'de bugün %50 genç işsiz. Hepimizin evinde bir işsiz var. Bende de var. Benim oğlum. İki tane çocuğum şu an Taşova'da 7000 hane var. 7000 elektrik saati var. Bunu indirelim 4000'e. 4000'in evin 2000'inde işsiz insan var. Bunun işsiz insanın problemini belediye çözemez. Devlet çözemiyor ki ben çözeyim. %20 işsiz diyor devlet. Çözebiliyor mu? Ben belediye başına 94'te oldum. Doğan Türk 20 yaşında oldum. Babasına dönün gittim. Evlendirdim. Çocuğu oldu. Bugün çocuğu benden hiç istiyor. Tam 20 yıl geçmiş artık. Yani 18 yaş artık herkesin müstakil yaşı. 20 yaş ya böyle. Yani ben de almışım. Peşinden kardeşi büyümüş, çocuğu büyümüş, kızı büyümüş. Ha artık şu bir gerçek. Herkes kendi evinin ünlüsü görecek arkadaşlar. Taşova Taşova'nın. Erbaa Erbaa'nın, Reşadiye Reşadiye'nin, İstanbul İstanbul'un, Türkiye kendi evinin öbürüsü verecek. Ne Türkiye'ye başka devletten, ne de Taşova'ya başka ilçeden hayır yok. Komşunun komşuya hayır yok. Kardeşin kardeşe hayır yok. Bu hale gelen bir ülkeyiz. Bu hale yavaş yavaş da olmazsa tıkratmış gibi geldik. Yani ben burada herkes iş alacağım, kimseye demedim. Yok böyle bir şey. Al. Yarın bir günde maaş vermediğin zaman ki şu an bu spekülasyonları ben yaşıyorum. Maaşımızı ver arkadaş diyor. Aldığım adam. Diyor ki bak seni bu şartlarda gel diyor. Yeter ki diyor bana diyor ver diyor ne yaparsan yap diyor. Evet böyle. İş alıyoruz işe verdiriyoruz. Makam ver. Noktasına geliyorlar. Yani makamı bir tane belediye başkanlığı var. Onun dışında burada gibi hepsi geçici makam. Bu belediye başkanlığı dahil. Ama sonuçta burası bizim. Belediye ne kadar güçlü olursa o ilçesine o kadar güzel hizmet eder. İlçenin güzelliği belediyenin gücüne bağlı. Evimizin güzelliği nasıl bizim ekonomimize, bizim kültürümüze bağlıysa belediyenin de gücü evin de bütçesine bağlı. Biz burada akşama kadar maaş ödeme zırıltısı içinde koşarken işte patronumuz burada. Çıksın anlatsın. Sizler de ister istemez belediye herkes iş almalı. Ben belediye başkanlarının peşinde bunun için bulunuyorum derseniz o belediye başkanları oğlum da seslen razı demez, kızım da seslen razı demez, kimse razı demez. Ortada böyle bir realite var. Bu Türkiye'deki bütün belediyelere karın ağrısı. Çünkü %20 işsizliği kim çözecek? Devlet çözemiyor. Biz de çözemiyoruz ama bizim çözeceğimiz belli. Biz belediye olarak bir kere yapacağımız altyapıdır. Altyapılar oluşan gibi kanun bu. Biz kanalizasyona bakacağız. Suyumuza bakacağız. Doğalgazımıza bakacağız. Yani bizi burada rahat yaşatacak her şeyi belediye yapmalı. Belediyenin görevi bu olmalı. Belediyenin görevi İslam değil. İslam belediyede bekleyen bir insan topluluğu kesinlikle bunu başaramaz, beceremez. Taşova'da yatırım yapacağım diyen adamların çoğunun yaptığını size söyleyeyim. Çalışmaya adam bulamıyorlar. Var. Diyorum ki sen işe gönderin.